Senin kızın buraya geldiğini biliyor mu? Bilmiyor. Ha, sürpriz olacak o zaman ona. Sürpriz olacak. Yani Atiye hala onlara inanıyor diyorsun. Hala. O bankanın adını söyleme, bir banka de. Yani, banka. Tamam. Şimdi İlkay, duyuyor musun beni canım? Ya, bir dakika, ben bir soru sorayım, merak ediyorum. Vurduğu kişiyi bile evine birlikte olmak için çağırıyor, kocası yakalayınca vuruyor adama. Bir açıklayın, bir araştırın. Yalan söylüyor. Yalan. Yıllar önce biriyle birlikte oluyor, kocası da onu mu vuruyor? Şimdi kocası kahveye gittiği zaman eve birisini alıyor. Bunlar birlikte o adamla yakalandıkları zaman kocasına bildirmemek için kendisinin üzerine... Şimdi İlkay, diyelim ki... Diyelim ki sabıkalı bir kadın. Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Bizi ilgilendirmez çünkü öncesi. Sizi ilgilendirmez. Biz şu ana bakıyoruz ama sabıkalı diyor. Nereye güveniyoruz Zidem Hanım? Ben bu kadından korktuğum için kocamı ya da kaynımı ya da kendimi gider miyim yanına tek başına? Ha, sen de ondan korkuyorsun. Ha, Nezahat Hanım'dan korkuyor musun? Peki bunlar bizim elimize geldi. Bunların dinlenmesini istiyorum. Ben telefonlarımızı... Bir dakika, biri konuşurken sen de İlkay'ı dinle ki o da bir suçlama varsa birbirinize yanıt verin yani. Bir dakika. Benim evime misafir geldi. Taç amaline yattı. Madem korkuyor da niye yattı benim evimde? Tamam, güzel soru. İlkay, yanıt ver. Ne dedi, anlamadım. Dedi madem benden korkuyor, gelip benim çam elimde evimde ben niye misafir oldu, neden yaptı benim evim? Öğrendim ben senin sağlıklı ve başkasını vurduğunu. Tamam. Ve daha sonrasında çam elinde araştırdığı zaman kocasının kahveye gidip sabah saat 5'e kadar gelmediğini, kendisinin kocasından ilgisiz olduğunu, bıktığını, bu adamı öldüreceğim dediğini, kimi öldüreceğim, hayat geçiremeyeceğim dediğini hep biz biliyoruz. Şimdi İlkay, bunu şunu söyler misin? İlkay, bak ben bu yayını neden yapıyorum? Sesi bir alalım. Lütfen, çok da konuşturmuyorsunuz ikiniz de. Ben bu yayını şu yüzden yapıyorum. Yani benim kızım Atiye İlkay ve Taner tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Zaten evli olan bir adamı işte kızıma yamamaya kalktılar. Üstüne üstlük 400.000 lira kredi çektirdiler. Arkasından da Tarık için de başlık parası istediler. Diğer meseleleri konumuzla bağlantılıysa konuşuruz ama İlkay da şunu söylüyor. Kriminal bir tip olduğunu söylüyor senin. Vallahi baktığımda kriminal bir tip gibi durmuyorsun ama tabii hayat bu yani. Bu konuştuğu kelimelerden hiç yani tamam. Benim çocuklarım 41 yaşında, 81'li olunca kaç oluyor? Mustafa ile Atiye, evet. Mustafa ile Atiye, evet. Oğulların oğlu kızı. Yani. O olayda şimdi şöyle, yani bunlar karıştırmak istiyorum. Ben size daha detaylı anlatırım sonra. Gelmeden önce sen sonuçta Tarık... Ben eşimle alakamda bunu ilgilendirmez. Ben eşimle, benim yazışmalar var. Ben onlar sorun değil. Ben de dedim ki eşime, bunlar dedim avukata göstereceğim seni dedim. Ben birinden yazışmış. Ben dedim eşim seni aldatıyor, sen mi onu aldatıyorsun? Eşim yazışmış. Ha, eşin yazışmış. O yüzden sen de ona öfkelisin yani. Ha, ben ona, hayır öfkeli değilim. Ben eşime, ben öfkeli olsam ben kaç yaşındayım ve de kaç yıl olmuş evleneli. 41 yaşında çocuğum var benim. Öyle bir sorun olamaz. Bunları da ilgilendirmez benim sorunum. Sen kızın Atiye ile ne zamandan beri konuşamıyorsun? 2-3 gün oldu daha. Bir hafta oldu. Ama bu özellikle sen dolandırıldın meselesinde Atiye bir türlü ikna olmuyor ve diğer tarafla... İkna olmuyor şöyle, anne diyor. Geleceğim İlkay sana, evet. Şöyle... bulaşma diyor. Onlar tehlikeli, beni ödeyeceksin dedi diyor. Kolumdaki bileziği satarım, senin borcunu, paranı öderim dedi diyor. Tamam, şimdi müsaade et, İlkay'la konuşacağım. İlkay, siz Atiye'yle görüşmeye devam ediyor musunuz? Biz Atiye en son buraya geldiğimde... Ne zaman? Ben dedim ki Atiye hangi amaçla buraya geldin dedim. Çok dedi, annem dedi evde dedi, ben işimden çıktım. Annem git, tetemden gitmiyor. Sürekli dedi bana dedi neden kredi çektin diye dedi, bankaya yatırdı dedi, ve dedi ben dedi evimi boşaltmadığı için dedi ben sokaklarda geziyorum abla, çok boğuldum, yanınıza geleceğim dedi. Hatta ben kalp rahatsızlığı yaşadığım için benim o gün doktor randevum vardı, yazışmalarımız hala mevcut bende. Peki. Ben gelemem dedim, aracımız yok. Kendisi gitti, gelmiş buraya, kaynımla birlikte olmuşlar, gezmişler, tozmuşlar. Buna istinaden de kaynım ona 10.000 TL vermiş. Dedim ki niye dayanaraktan Atiye'ye 10.000 lira verdin? Niye gelmiş Atiye'ye? Aspara değil yani. Aspara değil. İnsan yeni tanıdığı birinde niye 10.000 lira? Şu anda bizi arıyor. Özür dilemek. Arıyor mu? Biz de ona ulaşmaya çalışıyoruz. Lütfen söyler misin? Arada yalan var. İstanbul'a geleceğim. O kadının sevgilisini de getireceğim. Makbuzlarımı da getireceğim. Getir. Ya peki ben şunu merak ediyorum. İlkay Hanımcığım getir hepsini. İlkay Hanımcığım peki şunu merak ediyorum. O zaman yani sence Nezahat Hanım'ın amacı ne? Nezahat Hanım'ın amacı burada sadece bu... sevgilisine kaptırmış olduğu para var ya, bana bize ödeyin dedi. Ben dedim ki sen sevgiline parayı vermişsin. Tepeden para almışsın. Fakat o adam senin paranın yarısını yemiş. Ben bunu ödeyemem ki dedim. Ben bunu ödeyemem. Para neredeymiş? 400 milyon lira bana vermiş mi? Sen eve götürdün, evde aldın çocuktan parayı. Bana verdin mi 400 milyon sen? Sen bana verdin mi? 140 milyarını elinden aldın çocuğum. İspatın var mı? Şahidin var mı? 400 milyon bana verdiğine dair. Allah şahidim. Ama ben o 400 milyonu senin var. Sen kendi hesabına 400 milyon yaptı. Daha sonra ondan... Peki özür dilerim bir dakika İlkay bir saniye. İlkay bir dakika. Atiye sonuçta bankadan 400 bin lira kredi çekti mi çekmedi mi? Bir dakika. 400 bin lira çekmedi. Didem Hanım 400 bin lira çekmedi. Ne kadar çekti? Çekti. Daha sonrasında bu parayı annesine verdi. Neden çekti? Annesi sevgilisine veriyor. Annemgilden kurtulacağım, bana hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Çocuklarımı okutacağım ya da bir ev alacağım diye çekti Didem. O parayı annesine verdi, annesi de sevgilisine mi yedirmiş? Annesi sevgilisine verdi, 35 milyon lira sevgilisinden bir faiz aldılar bunlar paranın karşılığında. Daha sonrasında sevgilisi bunun 150 bin lirasını, 200 bin lirasını vermek istememiş, vermemiş. Bak, daha sonrasında Atiye kendisine eline verilen paraları bankaya geri iade etmiş zaten. Peki, daha sonrasında benim önüme çıkar diye. Sonrasında kaynın için iddiasına göre, bu arada sen nezaket diyorsun, nezahat mi nezaket mi? Nezaket. Adın ne senin? Diyorum ben. Nezahat adı. Yani sen Nezahat, nezaket değil, Nezahat. Bu arada şunu merak ediyorum. Sen yani siz daha doğru ya da Taner mi ya da sen mi bilmiyorum. İddiasına göre kaynın için, Tarık için 15 milyar kredi kartından para çektirdi. Nereye gönderdi? Benim kıza. Bir dakika. Başlık parası istemişsiniz Tarık için. Tarık için başlık... Tarık'la alakası yok Didem Hanım. Bunlar kendisi zaten Tarık'la evlenmek isteyen bu. Nezaket Hanım benim kaynımın resimlerini gördü ve benim şahitlerim de var. O gün dedi ki kızım dedi, bugün de bu dedi, çocuk dedi inşallah boşanır dedi. Sen dedi bu kadar rahat ve temiz bir aileye gelin gidersin. Ne kadar yalan söylüyor Allah'ım buraya Rabbim. Bakın ben yukarıda Allah var. Allah'ın huzurundayım ben bunları... Bunlar hep yani dolayısıyla elinde belgeler, her şey var anladığım kadarıyla. Ben Taner ne diyor İlkay? Evimizde kahvaltı yaptılar. Biz bunların kazadan beri beni neden şikayet etmemişler? Kazada ben parayı hesabıma çekmişim de dolandırmışım. Ben sana hesabını çekmişim değil. Cebinden ödedin belki dedim. 400 milyon para bende nerede? Bunu ispatlayabilir mi? Ben almadım diyor. Aksine diyor. Bir dakika İlkay sakin ol. Bir dakika. Tamam. İlkay şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor aksine diyor onlar diyor kaynımı gördüler beğendiler. Görmedik. Ben ta şimdi bak istedi diyor. Telefonda zorla buldum. İsmini yazdım zorla buldum ben bu adamın Taner'le şeyini ne deniyor ona? Hesabını hani diyemedim. Bir dakika ne dediniz? Bir şey söyle. Arkadaşlarım bir şey söylüyor. Söyleyin Pınar. Biliyorum. Evet konuştuk. Yani evet biliyorum. Şu anda siz Atiye'yle görüşüyor musunuz? Ben müdahale edemem ki. Kız annesinden kaçmak, kurtulmak için bana dedi ki annemden bıktım Uşak'a gelin gelirsem senede bir defa bile olsa annemin yüzünü görmek için gelmem dedi. Kızının suratına söylerim ben bunu. İlkay şu anda Atiye seni mi arıyor, kocanı mı arıyor? Atiye'yle görüşüyoruz şu anda biz. Atiye'yle görüşüyorsunuz, evet, öyle mi? Biz Atiye'ye evlilik ve hazinde bulunmadık. Kaynımla evlendemedim. Ki boşanmamış bir insan belki çocukları var. Karısıyla niye tanıştırdın o zaman? Niye tanıştırdın? Tanıştırabilirim, tanıştırmak demek, dolandırmak demek. Eve aldın geldin sen adam ben yokken eve getirmiş çocuklara yemek yedirmiş evde. Nasıl inkar ediyor şimdi? Bakın. Tanıştırmak demek gel evlen bana da 400 milyon lira parayı ver bunun karşılığında benim kaynımla evlenebilirsin demek değildir ki. Kızım 8 saat çalışıyor bak mi? Okula toplantıya gidiyor anne diyor 5.30'da işte toplantıdan çıktım eve geldim diyor 4 kişi diyor Rana Hanım diyor şoförü kardeşi Taner hepsi diyor yemek yiyeceğiz diye bekleyip dururlar diyor. Gittim der. Ay, beş... Biz arkadaşlar şu anda Atiye'ye ulaş. Atiyeciğim lütfen telefonunu açar mısın? Arkadaşlarım şu anda seni arıyorlar. Yani İlkay ve Taner'i değil de bizim ekibimizin, çünkü annem burada ve diyor ki benim kızım diyor evlilik vaadiyle dolandırıldı. Lütfen ekibimin telefonlarını açar mısın? Telefonları. Hayır. Evet. Sen onunla değeri ana parasını öteleyelim, ondan gidiyor çocuk bankaya. Bunun yanına ondan gitmiş. Geçen hafta değil o zaten. Peki sen Atiye'ye kızına inandıramıyor musun? Yani kız, o, Atiye de onları arıyor. Bak seni aramıyor. Sana kızgın. Bana kızgın. Buraya geldiğim için kızgın. Şikayet ettiğim için kızgın. Yani seni ekranda gördüğü için kızgın. Hayır, bana şikayet edersen anne beni ceza aldıracaklarmış dedi. Kim söyledi kızım dedim. Tarık söylemiş. Ondan sonra bir de avukatın biri söylemiş. Kim söyledi orasını bilmiyorum. Tamam arkadaş.